Sıfatlar konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik soru sıfatlarına. Öncelikle soru sıfatının ne demek olduğunu tanımlayalım. Soru sıfatları adı üzerinde soru kelimelerinden oluşur. İsimleri soru yoluyla belirten kelimelerdir. Ve kalıplaşmış, kullandığımız bir takım soru kelimeleri vardır. Bildiğimiz üzere kaç, ne kadar, nasıl, hangi, neredeki, kaçıncı, kaçar, ne? Bunlar nedir? Soru sıfatıdır. Ve bunlara daha ekleyebiliriz. Kaç insan çileli yollardan geçer ki? Bakın arkadaşlar, kaç insan derken soruyor. İnsan kelimesi isimdir orada. Kaç insan? Dolayısıyla kaç kelimesi, soru kelimesi, insan kelimesini soru yoluyla belirtmiştir. Dolayısıyla soru sıfatıdır. Ne kadar acı varsa o kadar insanlık var demektir. Bakın, ne kadar acı, ne kadar acı. Ne kadar kelimesi acı ismini ne yapmıştır? Soru yoluyla belirtmiştir. Nasıl yürek taşıdığınız davranışlarda bağlı olur? Şimdi burada ben yürek. Şöyle cümleyi düzeltelim. Nasıl yürek taşıdığınız davranışlarınızda bariz olur mu? Şimdi burada nasıl kelimesi yürek kelimesini ne yapıyor? Soru yoluyla belirtiyor sevgili arkadaşlar. Hangi yürek bu vicdansızlığa dayanır? Hangi kelimesi, hangi soru kelimesi yürek kelimesini ne yapmıştır? Soru yoluyla belirtmiştir. Neredeki yangın gönül yangınını geçer ki? Bakın, neredeki yangın. Yine soru kelimesi isim mi ne yapmıştır? Soru yoluyla belirtmiştir. Kaçıncı ceza sana hatanı gösterecek? Bakın, kaçıncı kelimesi ceza kelimesini soru yoluyla belirtmiştir. Kaçar kişi zalim olduğunu düşünür. Bakın, kişi isimdir, kaçar kişi. Soru manasını hem taşıyor hem ismi soru yoluyla belirtiyor. Ne gün pişmanlık duyarsın? Ne kelimesi, gün kelimesini soru yoluyla ne yapıyor? Belirtiyor. Geldik sevgili arkadaşlar, ünvan sıfatlarına. Ünvan sıfatları ne demek? İnsanların bir takım rütbeleri vardır değil mi? Belirli derece, memuriyetleri, belirli sosyal seviyeleri, makamları ya da onlara saygımızdan dolayı kullandığımız kelimeler var. İşte biz bu rütbelere, bu sosyal seviyeye göre, saygılara göre kullandığımız. Seyit Onbaşı bir yürek insanıdır. Bakın, oradaki Seyit ismidir. Onbaşı ünvan sıfatıdır. Dikkat ederseniz ünvan sıfatlarını büyük harfle yazıyoruz. Baş harfini büyük yazıyoruz. Çiçek Hanım Bencilleri Terbiye Derneği kuracak. Bakın, Çiçek bir insanın ismi, Çiçek Hanım. Hanım ona verilen bir ünvan sıfatıdır. Yine Ali Çavuş her bahçenin meyvesini aşlardı. Buradaki Ali Çavuş ünvan sıfatıyla ne yapılmış? Belirtilmiş. Bakkal Hüseyin abi nice hanelere erzak taşırdı. Bu Hüseyin abinin bakkal olduğunu, bakın mesleği de bir ünvan sıfatına girer insanların. Mürvet hemşire
hastalarına bir anne gibiydi. Bakın, burada yine bir meslekten bahsediyoruz, mürvet hemşire diyoruz. Avukat Nurgül Hanım adaletin peşindeydi. Avukat kelimesi yine bir ünvan sıfatıdır. Abdülhamit Han evliya ruhluydu. Burada han kelimesi ona verilen, sevgili arkadaşlar, bir ünvan sıfatıdır. Hoşça kalın, sevin, sevilin. Bu dünya kimseye kalmaz.